tatil yapmanıza gerek yok. Sınav kötü geçecek. Vallahi. Abi sınav kötü geçecek. Sıkıntı yapma. Herkesin kötü geçiyor. Sınav zaten herkesin kötü geçtiği için sıkıntı yapmana gerek yok. Bunlar sıralama sınavları. Ya herkesin kötü geçtiği için sıkıntı yapma. Normalde 40 dakikada 40 soru yapıyorsan o gün 40. dakikada 40. soruda değil 30. soruda olacaksın. Başından aşağı kaynar sular inecek. Ateşler basacak. Aklına ben geldim. Önde oturan, arkada oturan, yanında oturan herkes aynı yerde. Sınav kötü geçecek. Sıkıntı yapmana gerek yok. Çıkacaksın sınavdan. Yüzün bembeyaz, toplumsalar ağlayacak durumdasın. Ailenin yanına doğru ilerlemeye başlayacaksın. Sen girerken annen babanı hiç istediği içeri göndermişti. Çıktığında bakacaksın bütün sülale seni bekliyor. Anneanne babaanne amca teyze dayı herkes orada. Yanlarına doğru ilerlemeye başlayacaksın. Ailenin yanına doğru ilerlerken yaklaştığına bir bakacaksın. Senin yüzün bembeyaz, dokunsalar ağlayacak durumdasın. Onların yüzü senden beyaz, sen dokunsan onlar ağlayacak. Seni o halde gören aile fertlerinden biri sana diyecek ki olsun kulum, olsun kızım senden kıymetli mi? Bunu dün söyleseydin ya. Asıl sorun ailenin yanına gelirken kalabalığın içinden hiç tanımadığın bir amca veya teyzenin kafayı uzatıp sorduğu bomba soruda. Nasıl geçti? Sana ne abi? Hayatın boyunca görmeyeceğin bir amca veya teyze sana sınavının nasıl geçtiğini soracak. Nasıl geçti? Olur da yanlışlıkla 4-5 kişi iyi geçti derse senden sonra gelecek olan o çocuğuna yazık. Çünkü o yüzden soruyor. Ona göre muamele yapacak. Nasıl geçti? Aradan birkaç hafta geçiyor. Sınav sonuçları açıklanıyor. Herkes sana kaç puan aldığını soruyor. Türkiye'de kaçıncı oldun, kaç puan aldın falan. Mezun gruplar gideler, ortaokuldan da biliyorsunuz. 2 dakika sonra unutuyor artık. Hayatının geri kalanında kimse sana kaç puan aldığını ve Türkiye'de kaçıncı olduğunu sormuyor. Aradan birkaç hafta daha geçiyor. Bu sene sınava girecek olanlar çok şanslı. Temmuz ayında tercihlerinizi yapacaksınız. Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak. Ağustos'ta ne var bu sene başka? Sonuçların açıklanmasıyla ne kesişiyor? Kurban bayramı. Bu senenin kurbanları sizsiniz. Herkes size nereye kazandığınızı soracak. Düşünsene bayram gezmesinde nereye gitsen seni konuşacaklar. Acayip zevkli. Bence kaçın. Herkes kariyer danışmanı. Komşunun amcaoğlu, makine mühendisi sana diyecek ki sağlık sektörünün önü çok açık. Herkes kariyer danışmanı. Bana da sordular. Türkiye'de kaçıncı oldun, kaç puan aldın falan. Hepsini soracaklar size. Ben Türkiye'de 3600. olmuştum. Ona göre dinleyin. Nereyi kazandın dedi bir amca. Koç işletme dedim. Olsun dedi. Üzüldü bana, acıdı. Dedim niye öyle dedin? En azından diploman olacak dedi. Niye? Çünkü dandik işletme. Doktor olamamışım, öğretmen olamamışım, avukat olamamışım, mühendis olamamışım, mimar olamamışım, hiçbir halk olamamışım. En azından bir diplomam olacak. İşletme. O yüzden. Dandik. Nasıl? Herkes kariyer danışmanı. Olsun. Üzüldü benim için. Hayatının geri kalanında kimse sana bunları sormuyor. Hayatının geri kalanında altın puanlarla, Türkiye sıralamanla ya da mesleğin adıyla işe girmiyorsun. Herkesin en yüksek puanları alanların girmek için sıra beklediği bölümler var değil mi? Tıp, hukuk. Sayısalda en yüksek puan alanlar tıp okuyacak. Eşit ağırlıkta en yüksek puan alanlar hukuk okuyacak. Sırada bekliyorum. Garantili. Ne kadar iş garantili olduğunu aslında bize bağırıyorlar, biz duymuyoruz. Doktor Mehmet Müezzinoğlu, var mı duyan daha önce adını? Doktor Mehmet Müezzinoğlu duyan var mı? 4 sene önce Sağlık Bakanı iken açıklama yaptı Mehmet Müezzinoğlu. Dedi ki, 2014 yılıydı. Şu an dedi, 2015 özür dilerim. Şu an dedi Türkiye'de 12 bin tıp fakültesi kontenjanı var. Ve bu tıp fakültesi kontenjanları 2023'e kadar kademeli olarak 10 bine düşürülecek dedi. Ancak yine de Türkiye'de 2023'te doktor fazlası olacak dedi. Bu ne demek? 2023'te doktor fazlası olacak ne demek? Doktorlar 2023'ten itibaren atanmak için başka sınavlara girecek ya da bekleyecek demek. Yani en yüksek puanı olan ilk 40 bin kişinin